şişme gibi durumlar ortaya çıkartıyor. Geriye kaçıp reflü benzeri yakınmalar yapabiliyor. Yakınmalar da oluyor. Çınar, senin stresle aran nasıl? Mide bağırsak yanmaları oluyor aslında mu? Aslında stres tabii hayatımızın bir parçası ama bende çok fazla şikayet olmuyor. Mide şikayeti çok şükür diyelim. O zaman bugün... Kompans edebiliyoruz herhalde onları galiba, biraz. Başka yerlere edebiliyorum, evet. Keşke çoğu kişi bunu yapabilse tabii herhalde zaman, daha sağlıklı. Mutlaka oluyor stresin çok yoğun olduğu dönemlerde ya da işte beslem ya da bir ilaç kullanımında işte midem ciddi şekilde etkilenebiliyor. Evet, ama hani ağrı kesiciler. Günlük rutinde çok fazla midemle barışıyorum. Ne güzel, şanslı azınlık. Evet. Bugün o zaman çıdamı devre dışı bırakabiliriz onun bu hastalıklarla ilgisi yok. Peki bütün bunların ayrıntılarına girmeden önce değerli izleyicilerimize gittik, kendilerine sorduk, bazı sorular sorduk. Bakalım bu konuda kendileri ne söylemiş bize, onun üzerinden devam Tabii, edelim. Tabii, devam ederiz. Mide ağrısı çektiğiniz zaman neler yapıyorsunuz? Genelde mide kurucusu kullanıyorum. Meyve suyu içiyorum rahatlasın diye. Genel yöntemler var, hani bu sıcak su. Şekerli sıcak su olur herhalde. Çok basit şeylerle işte sodayla gidermeye çalışıyorum. Önce ya süt içiyorum ya yoğurt yiyorum ya da herhangi bir şekilde işte koruyucuları kullanıyorum. Mide ekşimeye almasına karşı doktorun tavsiye ettiği. Patates haşlayıp yiyorum. Patates asiti alır diye bir bilgim var. Sıcak su içmek ve şekerli nişastayla derittiğimiz zaman çok güzel oluyor. Rahatlatıyor mideyi. Eczaneye veya bir doktora görünmek. Doktora gitmek. Vallahi ilk gelen ya doktora başvururum ya da kendi çabalarımı yapmaya çalışırım. Sevgili Arzu, değerli izleyicilerimizden herhalde 5-6 tanesi bir şeyler söyledi. Evet. Bir iki tanesi de bir doktora gidelim dedi. Sonlara doğru hani bir doktor talepleri başladı. Aslında bu kötü bir şey değil tabii. Eğer doğru şeyler yapılabiliyorsa yani her küçük bir yakınmada da yani tabii. Bu mideyle ilgili kısa olur. Kısa süreli kolla, yakınmalar çok doğru. Gözle, kulakla hani her seferinde de doktora gidilip de bu kadar kesinlikle zahmete girmeye de gerek hakikaten yok. Ama bunlardan hangileri doğru? Evet. Mesela mide yamam olunca meyve suyu içiyorum. O çok aslında hiç uygun değil. Gazlı içecekler özellikle hiç önermiyoruz. Meyve asitleri zaten asit adı üzerinde meyve suları meyve asidi de ihtiva ediyor. Asit ihtiva ettiği için en fazla askorbik asit var. C vitamini aslında bunlar. Evet. Sağlıklı ama asit ihtiva ettikleri için midenin daha çok asit salgılamasına, mide içerisindeki asitenin azalmasına yani asit miktarının artmasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle meyve sularını kesinlikle önermiyoruz. Evet, birinci seyircimiz o zaman burada doğru yanıt vermemiş. Evet, taze meyve suları dahil. Hani çok önerdiğimiz bir şey değil. Onu soracak. Taze meyve suları. Aslında sağlıklı bir şey. Ama özellikle işte reflümüz aktive olduğunda, mide yakınmalarımız arttığı zaman taze sıkılmış meyve suyu dahil hiçbir şekilde meyve suyu önermiyorum hastalarıma. Çünkü asit miktarımızı arttırıyoruz. Ya bu hani bugün çok iyi denilen şey bir bakıyorsunuz yarın tıpta doğru, deniyor doğru. Ki aman evet, çok zararlı. Evet, öbür gün yani, deniyor bilimsel. Ki yok o zararlı değil aslında falan. Evet. Böylece hani bırakın yani bu tıpla ilgili olmayanlar, tıpla ilgili olan bizim bile aklımız sürekli karışıyor. Ya hangisi doğru için ne yapacağız? Bunu literatürü onun için izliyoruz, okuyoruz. Evet. Çünkü bunu niye söylüyorum? Taze sıkılmış meyve suları ile ilgili bu ara çok sayıda ortada yani bunların çok iyi olmadığı çok... şeklinde söylentiler var. Evet. Yani özellikle reflü için, mideye de iyi değil. Özellikle reflü için sonuçta asit ihtiva ettiğinden yola çıkarak çok önermiyorum. Ben daha çok meyveyi lifiyle beraber yenmesini öneriyorum. Meyve yemek hani lifli olduğu için işte bizi kabızlık da bizi çok etkiliyor tabii. Bu nedenle lifli gıda tüketmek çok önemli. Ben hem vitaminlerinden faydalansınlar hem de lifi alıp kabız olmasınlar diye daha çok bütün meyve yemelerini peki, tercih ediyorum. Midem ağrınca şekerli süt içerim dedi. Niye? Ne?